Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine takılsanız yolunuzu şaşırmazsınız buyuruyorlar. Bu güzel hadisi sırlı muhtevasını okuduğum bir kıssadan hisse aracılığı ile yeniden teyit ediyorum. Kıssadan hissemiz şu şekilde. Hifa Hatun, Peygamber Efendimiz'i görme saadetine erişen hanım sahabelerden bir tanesi. Kalbinin nuru sinesinden simasını aksedenlerden biri o. Güzelliği dikkati nazarları celbeden iffet abidesi bir hanım olan Hifa Hatun'un hali de taliplisi son derece çoktur. Sayısız mektuplar ilanı aşk eder onun kapısında. Sarayların anahtarları onun ayağının altına serilir. Akla, hayale gelmeyen hediyeler ve kıymetli eşyalar yollanır her gün evine. Deve yükleriyle mücevherler sırada bekler. İzdivacına talip olan yalnızca Medine halkı da değildir. Habeş kralı Necaşi bile vardır. Bu talip kuyruğunda bekleyenler arasındadır. Lakin İfa bunların hiçbirine kafasını çevirip bakmaz. Gururundan, kibrinden değil, bizzat iffetinden bakmaz. Onun tüm bu maddi şatafatın ötesine tek bir maksadı vardır. Allah'ın rızasını kazanmak, Hifa için öteki vesairedir. Hifa, her geçen gün af için çırpınan kalbinin sesiyle Peygamberimizin huzuruna çıkıp kendisini Rabbine ulaştıracak ameller sorar. Peygamberimizin ona gündüzleri oruçta, geceleri namazla geçirmesi konusunda bir telkinde bulunacağını sanır. İken Efendimizin kendisine izdivaç etmesini buyurması Hifa'yı şaşırtır. Fakat o bu ricayı bir emir kabul ederek evlenme yolunda razı olduğunu beyan eder. Peygamberimizin abes iş yaptığı görülmemiştir. O namaz ehli bir kimseyle izdivaç etmesinin doğru olacağından sabah namazı için mescide gelen ilk kişiyle evlenmesi gerektiğini buyururlar. Bunu işiten Medine halkı tüm imkanları sabah namazına erişmek için seferber ederler. Unutulan şey Allah'ın terazisinin asla şaşmaması ve nasipten öte bir verginin olmayışıdır. İşlerinden biri vardır ki Medine'nin ürünce en fakir, gönülce en zengin olanıdır o. Her haline şükreden o zat Süheyb'dir. Hak öyle tecelli eder ki nasibine düşme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünürken mescide giren ilk mümin olması ihtimal ve olasılığı ortadan kaldırarak Hifa'yı Süheyb'e yazar ve güzel izdivaçları gerçekleşir. Peygamberimiz onların bizzat izdivaçlarına tanıklık ve şahitlik eder. Bir peygamber şahitliğinde ve Medine'nin en güzel kızıyla evlenmek nimeti şükredenlerden Süheyb'in nasibine düşer. Süheyb şu güzel duayı etmeyi ihmal etmez. Rabbim, günaha dalacak kadar yaşatma beni. Şükrümü isyana devşirecek kadar yaşatma. Süheyb'in duası hak katında kabul ve makbuldür. Yaradan isterse olmazlar olur ki Süheyb'in içinde hak vaki olmuş ve ruhunu Rahman'a teslim etmiştir. Aynı konum ve şükür ile Hifa da o anda Rabbine kavuşanlardan olmuştur. Arkalarından müjdelenen cennet ise onların ebedi şükür ve sabır mekanları olacaktır. İşte kıssamızın hissesi, her durum ve şartta sabrı ve şükrü bir hayat felsefesi haline getirmenin ne kadar mühim olduğunu bilmekte gizlidir. Süheyb ve Hifa'nın mezar taşlarına yazılan güzel hasletleri gibi sabır ve şükür timsali olmak niyazıyla. Kelebek Etkisi her salı yeni bölümüyle.